Sayın Şimşek pazartesi bir görüşme yapacak. Biliyorsunuz CHP kurmaylarıyla, Yalçın Karatepe ile profesör. Şimdi tabii bu konuda Özgür Özel'e bir soru sorulmuştu. O da hani bize yüklenmesine izin vermeyiz bu durumun demişti. Hani acaba AK Parti iktidarı mevcuttaki ekonomik yaşanan bu gelişme, ekonomideki bu kötü gidişatı CHP'ye de ortak ederek devam edecek yoluna gibi eleştiriler geldi ya. Özgür Özel'in böyle bir açıklaması oldu ama aslında anladığımız kadarıyla vergi paketi, işte asgari ücret vesaire bununla ilgili kurmaylarla bir bilgi alışverişinde bulunacak. Benim anladığım ama buyurun. Evet, yani Sayın Şimşek çok başarılı bir ekonomi bakanımız ama kendisinden ricamız var. Biz tabandan gelen insanlarız. Milletin arasında dolaşan insanlarız. Mehmet Şimşek bakanımız da, kardeşimiz de öyle. Batman'ın bir köyünden gelip bu başarıyı yakalamış olan bir kardeşimiz. Ama lütfen ekonomik sıkıntıları artık tabana yansıtmaktan vazgeçsinler. Bunu kim yapıyorsa yapsın yanlış yaparlar. Bu ülkenin kaymak takımından, 22 yıldır AK Parti iktidarından nemalanıp paralarına paralar katan, milyonlarına, milyarlarına, milyonlar milyarlar katan insanlardan daha fazla vergi alsınlar. Yani vergiyi tabana yayma politikası yanlıştır. Yanlıştır. Eğer bir köprü yapıldığında o köprünün çeperinde olan araziler bir yerine 1 milyon değer kazanmışsa, o araziler her kiminse onlardan daha fazla vergi alınsın. İnsanlar geçim sıkıntısı yaşarken yanlış anlaşılabilecek sözlerden bile kaçınmak lazım. Vergi tabana yayılmaz. Tabanda zaten vergi verecek insan sayısı kalmadı ya. Geçim sıkıntısı yaşayan insanların ahını almaktan vazgeçen bir vergi politikasına ihtiyacı var. Eğer bu ülkede fedakarlık yapacaksa bu ülkenin nimetlerinden yararlanan, sadece bu ülkenin nimetleriyle yetinmeyip dünyanın nimetlerinden de yararlanan, hala har vurup harman savuran insanlardan daha fazla vergi alınmalıdırlar. Ama nedense kaymak iktidar, ekonomik anlamda kaymak iktidar için her seferinde vergi affını getirmeyi gerekli görüyoruz. Ama nedense vergi arttırımı söz konusu olduğunda verginin tabana yayılması gerektiğini söylüyoruz. Ben bunu Mehmet Şimşek Bakan'ın söylediği için eleştirmiyorum. Eğer yeni vergi politikaları içerisinde vergiyi tabana yaymak biçiminde zaten canı çıkmış bir tabana daha fazla vergi yüklenecekse bu AK Parti'nin siyasal anlamda da yıkımını getirir. Çok net bir biçimde söylüyorum bunu ve uyarıyorum. Bu hatalı vergi politikasından herkes vazgeçsin. Başka bir çözüm bulsunlar.